yaşıyor. Tabii ikili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. İkili münasebetlerimizi daha ileri seviyelere taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz derinleşerek güçlenmeye devam ediyor. Hollanda, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. Girişimcilerimiz ise Hollanda'da 6 milyar avro değerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Savunma sanayi, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji sektörlerinde tesis edeceğimiz yeni ortaklıklar bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması önemlidir. Türkiye olarak buna atfettiğimiz ehemmiyete görüşmemizde bir kez daha dikkat çektim. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alması noktasında Hollanda'nın desteğini bekliyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Başbakan'la başta Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de devam eden katliamların durdurulması ve kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılması gerekiyor. Bölgeyle temaslarında ateşkes, barış ve istikrar için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerimizi vurguladım. Terörle mücadele konusu da istişarelerimizin en öncelikli başlıklarından biriydi. Türkiye'nin bölücü terörle mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların, kadınların, sivillerin ve güvenlik güçlerimizin olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. Müttefiklik hukukuna uygun biçimde PKK ve uzantıları başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim. Temmuz ayında Washington'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi ve hazırlıkları da gündemimizde yer aldı. İttifak içerisindeki dayanışmayı ve müttefikler arasındaki insicamı sağlamak öncelikle NATO Genel Sekreterinin görevidir. Bu kapsamda bu göreve aday olan Sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreterinde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştım. Müstakbel Genel Sekreterin NATO'nun Avrupa Atlantik güvenliğinin sağlanmasındaki asli konumunun korunmasına öncelik vermesini beklediğimizi belirttim. Ayrıca müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu hususları genel sekreterlik için adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Ioannes'le ayrıca geçtiğimiz hafta talebi üzerine yaptığım telefon görüşmesinde paylaştım. Bu sürece kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu düşüncelerle değerli dostum Başbakan,
Sayın Rutte'ye ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Thank you so much, dear friend, President Erdogan, and also Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca bu sıcak ev sahipliğiniz için de yine teşekkür ediyorum. 14 yıldır beraber çalışıyoruz sizinle. Siz benim daha kıdemlimsiniz. Ben 2010'da bu göreve geldiğimden çok daha önce bu pozisyonlara gelmiştiniz. Bugünkü görüşmemizde gündemimizdeki konuları ele aldık. Elbette bunlar ikili nitelikte konular ama giderek de artan jeopolitik önemi olan konular, siz de bahsettiniz. Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta. Ve bunu yaparken de Gazze'deki durumu, Orta Doğu'daki durumu çözme çabaları sarf etmekte. Ve aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var Türkiye'nin. O bakımdan siz burada önemli bir rol oynamaktasınız. Ve bu ihtilafları bir çözüme kavuşturma gayreti içindesiniz. Türkiye jeopolitik bir aktör. Türkiye'nin çok etkisi var. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıdemli mesai arkadaşları çok saygı gören bir ekip. Ve bütün bunları da akılda tutarak çeşitli konuları bugün konuştuk sizinle, Gazze, Ukrayna dahil. İkili açıdan baktığımızda gerçekten de kaç yıl olacak? 400 küsur yılı aşan ilişkilerimiz var. 2022'de geldiğinde de bunları konuşmuştuk. Artı Türkiye Cumhuriyeti ile de 100 yıllık ilişkimiz var. Ayrıca iş gücü anlaşmamız, iş gücü işbirliğimiz de 60 yıllık bir geçmişe sahip, siz de bahsettiniz. Ve bugün de ekip olarak, Hollanda ekibi olarak, heyeti olarak bu konuların başarıya ulaştığını görmekten de heyecan duyduk. Evet, NATO Genel Sekreterliği adaylığım söz konusu. Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefik. ABD'nin ardından Türkiye en büyük ikinci askeri gücü temsil ediyor NATO bünyesinde. Ve Türkiye zorlu bir bölgede, zor komşuları olan bir coğrafyada olan bir ülke. Terörizm var gündeminde maalesef. Türkiye'nin bu bölgenin bir parçası maalesef terörizm. Bu konuyu da konuştuk nitekim. Ve benim için şu önemli, siz yeni genel sekreterinin NATO'nun bu konular üzerinde durmasını isterim dediniz. Son yıllarda Sayın Stoltenberg'in takip ettiği konuların takipçisi olmalı dediniz. Terörizm Türkiye'nin gündeminde çok önemli, biliyoruz. Ama ayrıca Güney kanadı, NATO'nun Güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Bütün bu bölgede de ve genelde transatlantik ilişkilerinin istikrarı bakımından da. Size bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu yıllar boyunca gösterdiğiniz dostluk için hangi başlık altında, ünvan altında doğrusu olsun çalışma ilişkilerimizi devam ettireceğiz diye umuyorum. Bir kez daha çok teşekkürler ediyorum. Konukseverliğiniz için de kıymetli ekibinizde çok güzel karşıladılar bizi. Bizim için çok anlamlıydı. Sağ olunuz. Artık yeni yolculuğunda Rutte'ye başarılar diliyoruz. Thank you. Thank you. Very good. Burada? Ya.